Dünyanın en güzel kıyılarından biri. Ege'nin güneyinde, altın kumlu, çam ağaçlarıyla örtülü, harika bir körfeze sahip oluyorsunuz. Ayrıca kaynak suyu da var Nuri. Biz ilanlarımızda Afrodit'in yıkandığı tarihi ve büyülü su diye ortalığı birbirine katacağız. Bir hazineyi kucaklıyoruz desene. Proje çok mükemmel mühendis bey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. İyi günler. Ha, ben yarın sabah İzmir'e uçuyorum. Oradan da derhal Mavi ilçeye. Arsa sahibi İbrahim Bey ile tapu işlemlerini bitirene kadar sen de gelmiş olursun. Bize Marmaris'te kalacağımız bir de villa bakacaksın. Oh, hazır bile. Karın bayılacak. Arazi sahibinden randevu aldın mı? Beni bekliyor. Fazla hevesli göründüm, uyandı biraz. Biz tekrar uyutmasını biliriz. Size bir telex var efendim, buyurun. Nedir bu? Ankara'dan demin geldi efendim. Teşekkür ederim. İşte bu kadar. Müjde beyler, Turizm Bakanlığı'ndan istediğimiz izin çıktı. Gümüşlü Koy'da tatil ve eğlence sitesine merhaba. Dünyanın dört bucağından gelecek milyarderlere selam. Yat limanı, çıplaklar kampı, kumarhane, geceleri rüyama giriyor. Benim de. Rüyamız gerçek oluyor Saffetciğim. İlk kutlama benden. Bu gece rejimde misafirimsiniz. Yaşa! Yaşa! Avrupa çapındaki bu şahane projenin kahramanları için içelim. Yanlışını düzeltmeden içemem karıcığım. Avrupa değil, dünya çapında diyeceksin. Bravo Mümtaz. Hadi içelim. Cheers. Yapacağımız tesise sizin adınız verilmeli Melike Hanım. Güzellik demek, ihtişam demek sizsiniz. Teşekkür ederim. Marmaris'te kalacağımız yer hazırmış karıcığım. Mümtaz pek methetti. Bakalım biz beğenecek miyiz? Eyvahlar olsun. Karılarımıza da bir şey beğendirmek dünyanın en zor işi. Sen iyi ki bekarsın Şeref. Yazık ki bekarım. Ne yazık ki kalbimin kadını hala benim değil. Ay, kim bu kadın? Gerçekten merak ettim. Tesisler işletmeye açıldığı gün hepiniz öğreneceksiniz. O büyük şenliğin şerefine içelim. Ege Denizi'nin yeni krallarını. Ve kraliçelerine. Sizleri bırakıp gitmek çok zor ama ben Ankara yoluna düşmeliyim. Yarın sabah saat 9'da bakanlıkta olmam gerekiyor. Güle güle. Yarın döner misin? Yarın akşama doğru dönerim. Öbür sabah da Marmaris'e geçeriz. Melike'yi eve bırakırsan sevinirim ortak. Elbet, büyük bir zevkle. Bana bak, çok önemli bir şey olursa Yeşil Yurt Motel'deyim. Rıza Çiftçi adıyla, unutma. Unutmam. İyi eğlenceler ortakların en çapkını. Eyvallah. Güle güle. Hadi dans edelim karıcığım. Dans edelim kocacığım. Dans edelim? Hayır, teşekkür ederim. Sana aşık olduğumu, seni deliler gibi istediğimi biliyorsun. Hala kocana bu sadakat neden anlamıyorum. Sözlerini yapılmaması gereken bir şaka kabul ediyorum. Kapatalım bu bahsi. Üzgünüm ama açıklamaya mecburum. Neyi? Evliliğinize saygı duymayan bir kocan var. Devamlı aldatıyor seni. Biliyorum. Şu anda bile aldatıyor. Yeşil Yurt Motel'de bir kadınla beraber olacak. Odasını Rıza Çiftçi adıyla ayırttı. Olabilir. Onu arkadan vurmakla neyi kazanacağını sanıyorsun? Seni. Nereye? Geç oldu, eve gidiyorum. Ben götürecektim seni. Hayır, yalnız gitmek istiyorum. Evet. İyi akşamlar Motel Yeşil Yurt. Rıza Çiftçi Bey ile görüşmek istiyorum. Bir dakika efendim. Alo, hayrola Şeref? Önemli bir şey mi var? Bana göre çok önemli Saffet. Sen, Melike, sen misin? Adana'ya dönüyorum, babamın evine. Senden boşanacağım. Melike! Konuşma ve midemi daha çok bulandırma. Bitmiştir.
Hoş geldiniz, safa geldiniz Melike Hanım. Hoş bulduk Yahya. Babam evde mi? Evet, hacet günü. Köylüsünün derdini dinlemekte. Buyurun istirahat edin, ben sağ haber veririm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Hoş gelmişsiniz hanım. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Bildiğim kadarıyla çoban Salih, Salman'ın karısı Gülbeyaz'ı kaçırmıştı beyim. Kaçırılan Gülbeyaz'ın kocası sen misin? Benim beyim. Askerdeydim. Rahatsız ettim beyim. Bir diyeceğim var. Söyle Kahya. Kızınız Melike Hanım geldi. Seni görmek ister. Melike mi? Yan odaya alın. Başım üstüne. Müsaadenizle ağlar. Birazdan gelirim. Melikem, canım yavrum, bir tanem. Hoş geldin. Canım babam, hoş bulduk. Yolculuk nasıl geçti? Hı? İyi. Canın sıkılmışa benzer. Evet baba. İznin olursa sana anlatmak önce istediğim... Önce odana geç, dinlen. Sonra bol bol konuşuruz. İşim var, köylüyü bekletmek olmaz. Peki baba. Alo, ben Davut. Sen misin damat? Size çok sevineceğiniz bir haberim var. Bahsettiğim o büyük işi nihayet kopardım. Verdiğiniz paralar boşa gitmedi. Sağ olun. Sayenizde memleketin en büyük tesisini kuracağım. En kısa zamanda da size olan borcumu ödeyeceğim. Önemli değil oğlum. Ben o parayı kızım ve senin için vermiştim. İşi başardığına sevindim. Melike de burada. Bir süredir bana karşı çok hırçın davranıyor. Belki haklı. İşlerden başımı kaldıramıyorum. Size mahcup olmamak için gece gündüz durmadan çalışıyorum. Ondan biraz daha anlayış beklerdim. Onsuz bir dünya düşünemem ki. Haklısın. Sağ olun babacığım. Ben Marmaris'teyim. Onu bekliyorum. Yarın Dalaman Havaalanı'nda karını karşıla. Emredersiniz. Saygılar sunarım. Ne oldu? Tamam. İşler yolunda. Melike yarın geliyor. Nasıl? Yavruları beğendin mi? Selam. Selam nasıl? Selam. Sen işini bilirsin. Hadi karım gelmeden biraz eğlenelim. Geliyorum. Canım. Hayırlı evlat olsun, analı babalı büyüsün. Sağ ol Melike. Sen geldin ya, kısmeti büyük olacak oğlum. Talihli olacak. Bahtı açık olacak. Kaç evladın oldu? Bununla 5. Allah hepsine uzun ömür versin. Amin. Sen niye doğurmadın? Evcilik oynadığımız günler anne olurdun hep. Oyuncak bebeleri sever, öper, uyutur, ninni söylerdin. Senin de çocukların olmalı. Ellerinize sağlık. Sağ ol, afiyet olsun efendim. Kahya. Buyur bey. Hadi siz de yemeğinizi yiyin. Hadi baş çocuklar üstüne. Siz aşağı. Hadi gel, çocuklar gelin. Gel. Mesele gene Saffet'le geçimsizliğin. Öyle mi? Evet baba. Boşanmak istiyorum. Bir daha ona dönmeyeceğim. Kendi başına karar verdiğin zaman hep yanıldın. Okumak için şehre gittin.
Orada Saffet'i kendin buldun. Sormadan, danışmadan evlendin, sesin çıkmadı. Çok gençtim. Yaptığım hatayı sürdürmek istemiyorum. Ayrılman daha büyük hata olur, suç olur. Boşanmış dul bir kadının adı çabuk kirlenir. Töremizde, yöremizde yeri yoktur, bilirsin. Geçinemiyoruz. Anlaşamıyoruz. Dahası beni aldatıyor. Soyumuzda onursuz yaşamak da yoktur. Aldatıyorsa suç senin. Kim bilir ne eksiğin var. Yoksa kocan dışarıda bir hayat aramazdı. Para çıldırttı Saffet'i. Şımarık, bencil, yalancı, adi bir çapkın oldu. Ne olur anla. Anlayışlı ve sabırlı olmak sana düşüyor kızım. Kendi seçtiğin adamı yola getirecek, gerekirse çile çekecek ama katlanacaksın. Çocuk doğur artık. Böyle kötü haberler değil, torun müjdesi bekliyorum senden. Uçak biletin hazır. Yarın Dalaman'da olacaksın. Ne kadar mutluyum bilemezsin. Sana yeniden kavuşmak çok güzel. Sanki balayına gidiyormuşuz gibiyim. Sanki bu gece ilk defa elini tutacağım. Ne? Babanla olan para ilişkilerim yüzünden sana elim yenik. Yoksa burnundan getirmesini bilirdim. Ha şöyle. Palavrayı bırak da doğru dürüst konuş. Gerçek yüzünü göster. Pekala. Bu çevrede evli, mazbut ve mutlu bir erkek gibi görünmek zorundayım. Seni sevmediğimi bile bile bu oyunu sürdürmen hiç de onurlu bir şey değil. Mecbursun, mahkumsun. Baban da benden yana. Terbiyeli ve sevimli olacaksın Melike. Nasıl davranacağımı senden öğrenecek değilim. Hala güzelsin. Neden böyle olduk biz? İster misin eski günlere dönelim? Çek o pis elini üstümden, yoksa kapıyı açar atlarım. Yaparsın bilirim. Delinin tekisin. Ama unutma karımsın. Maalesef. Babamın parasına hala ihtiyacın var. Akıllısın da. Asma suratını, gülümse biraz. Geç canım. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Evet, sizin için şehrin en güzel malikanesini tuttum. Umarım rahat edersiniz. Çok teşekkür ederim, zahmet etmişsiniz. Bu benim için şereftir efendim. Yolculuk nasıl geçti hayatım? Fena değil. Bir şey içmek ister miydiniz? Hayır, mersi. Nefis bir geceydi. Siz bir harikasınız. Aa, kimler gelmiş, kimler? Gelişinize benim kadar hiç kimse sevinemez. Tanıştırayım. Mankenler dünyasının iki güzel kraliçesi. Günseli ve Ayfer'i hanımefendiler. Memnun oldum. Memnun oldum. Arazi sahibinden randevu alındı mı? Evet, yarın sabah. Ama güçlük çıkarmasından korkuyorum.
Önemli değil. Para her güçlüğü yener. Evelallah sonunda bu işini koparırız. Az kalsın unutuyordum. Hanımefendiler için bir kotra kiraladım. Öyle mi? Çok iyi. Evet. Buraların en usta kaptanı var başında. Bu sahilleri avucunun içi gibi bilir adeta. Her zaman sizlerin emrinde olacak hanımefendi. Eksik olmayın. Hey, Captain, come on. I'm stronger than you. Come on. No, thank you. Come on, I said. I am stronger. Okay. Not strong. No. Turkish man, come on. Come on, Turkish man. Come on. Okay, I'm coming. Oh, he's coming. Come on, guys. Show him, George. Show him, but come on, George. Come on, George. One, two, three. Come on, George. Show him. Come on, George. Oh, it is impossible. How can you do this? I'm so sorry. Türk. Türk dedin, işler değişti. Fena değilsin, George. İyi eğlenceler. Captain, you are the strongest. We are going to dance. Yes. Ellerine sağlık Zeynep yavrum. Dolma pek güzel olmuş. Afiyet olsun. Benim kızım güzel yemek yapar ha. Maşallah, gelinlik vakti de geldi. Ne dersin Ömer Reis, senin oğlanla şu işi bitirelim artık. Ben de çok isterim ha. Zeynep'ten iyi gelin mi bulurum? Gel gör ki benim oğlanın aklı bir karış havada. Hele bir baş göz edelim, durulur. Murat yeğenim, çocukların başını sokacak bir dam da benden. Sağ ol ağam. Zaten ben öldükten sonra bütün malım mülküm, her şeyimsin. Onu Allah gözünden versin ha. İçelim. İyi akşamlar, afiyet olsun. Hoş geldin Yunus, buyur geç şöyle otur. Sağ ol İbrahim ağa. Nerede kaldın oğlum? İş ancak bitti baba. Yunus'a soğuk ayran getir kızım. Peki baba. Zeynep'in maşallahı var Yunus. Tam gelinli kız oldu. Aman İbrahim ağa, başlama gene. Yunus, yeni iş almışsın ha, hayırlı olsun. Sağ ol baba. Ha, sizin araziyi satın almak isteyenleri gezdireceğim. İstanbul'dan gelmişler. İyi de para veriyorlar. Sırası gelmişken söyleyeyim yeğenim Murat. Düşündüm, taşındım, araziyi satmaktan vazgeçtim. İyi ama İbrahim ağam, birlikte söz vermiştik satacağımıza. Bak sana bir şey söyleyeyim. Neyimiz var eksik? Çok şükür ele muhtaç olmadan yaşayıp gidiyoruz. Bunlar gelecek buraya, yok kumarhaneydi, yok çıplaklar kampıydı. Ormanları yıkıp binaları yapacaklar. Vallahi bana ters geliyor, aklım ermiyor. Yunus abi, beni yemekten sonra yazlık sinemaya götürür müsün? Çok güzel bir film var. Çok yorgunum be Zeynep, bu akşam olmaz, yarın. Hep böyle söylüyorsun ama. Sabah erken yola çıkacağım. Yarın akşam söz. Söz ama. Söz. Hadi. Hangisi o kadar methettiğin kotra? İşte bu. Beğendiniz mi acaba? Bir harika. Öyle değil mi Melikeciğim? Evet. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Yunus kaptan değil mi? Hayır efendim, ben Miço'yum. Buyurun. Kıskandım vallahi sizleri. Biz bu sıcakta Allah'ın Nemrut köylüleriyle uğraşırken, oh be, siz denizin zevkini çıkaracaksınız. Bizi böyle yaşatmazsanız ne işimiz var sizlerle? Geç kaldık galiba. Hiçbir yere vaktinde yetişemem, ne kadar kötü bir huy değil mi? Merhaba. Selam. Beyefendi maşallah, nihayet gelebildiniz. İki hanımla olunca uyanacağından hiç ümidim yoktu. Hiçbir umurumda değil. Ben günümü gün ediyorum.
İyi eğlenceler! Güle güle, iyi eğlenceler! Tamam kaptan. Merdiven alarga. Bir kotraya kaptan mı olmalıymışız acaba? Hadi geç kalmayalım. Hadi. Ben satıştan vazgeçtim beyler. Daha önce anlaşmıştık ya İbrahim ha. Söz vermiştin satacağına. Öyle değil mi Kahya? Vallahi beyim, ağam daha iyi bilir. Para az geldiyse arttıralım biraz İbrahim ha. Gittik ta Ankara'larda bu işin iznini alıncaya kadar göbeğimiz çatladı. Şimdi bizi yarı yolda bırakmak erkek yasar mı? Büyük turistik tesisler kurulacak. Turistler gelecek. Bu memlekete hizmettir ha. Yoksa bu kadar üstünde durur muyduk? He de gayrı be ağa! Arayı bulalım, satalım gitsin. Sen sat hissen istersen amcaoğlu. Ama benim niyetim yok. Yo, anca beraber, kanca beraber. Vallahi beyim, burayı ben böyle seviyorum. Değişmesini de istemiyorum, kusura bakmayın. Günah değil mi o canım yeşilliğe gelip beton yığınlarını dikeceksiniz? Canım bu, burada konuşulacak mesele değil. Büromuza teşrif edin, bir acı kahvemizi için... Üç aşağı beş yukarı anlaşacağımıza eminim. Yarın bekliyorum, ikinizi de. Kısmet beyim. Hadi eyvallah, güle güle. Kusura bakmayın, bugün İbrahim Ağa'nın tersliği üstünde. Hele sabah ola, hayır ola. Sağ ol Murat Reis. Eyvallah. Hayırlısı Murat Reis, eyvallah. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Hoş adam. Buyurun. Çok da ciddi. Kendisini transatlantik süvarisi mi sanıyor ne? Daha çok ithal malı kullanıyor şekerim. Turist kızlara bayılıyor. Memleket hizmeti kardeş ne yapsın? Turizm patlamasına yardımcı oluyor. Kaptana mavi boncuk takmalı, nazar değmesin. Ben takılayım onun boynuna şekerim, gözlerim mavi. Yo, sırayla, önce büyükler. Bir bardak su verir misiniz? Oğlum, hanımefendiye bir bardak su ver. Peki abi. Dümeni tutabilir miyim? Hayır. Neden? Zapt edemezsiniz sonra. Ya. Kaba herif, ne olacak? Hak ettin ama. Belediye başkanıyla, turizm yetkilileriyle görüştüm. Burada bir festival düzenlemek istiyorlarmış. Görebildiğim kadarıyla çok güzel bir ilçe. Tanıtılmalı. Senden bahsettim. Bu konuda deneylerin var.
Bu işe öncülük edebilirsin. Katkım olursa sevinirim tabii. Canım, fazla bir şey yapamasak bile oyalanırız. Festival çalışması işten güçten baş alamayan kocalarımızın yerini doldurur birazcık. Böylece de günlerimiz renklenmiş olur ha? Ne dersin? Kaptan da başka türlü yakışıklı değil mi? Bilmem, fark etmedim. Nerede bu adam? Boğuldu galiba. İster misin bizim kaptan yüzme bilmiyor olsun? Ne biliyormuş. Buyurun. Nedir bu? Nadir bulunan bir taş. Çok, çok güzel. Evet, Kaptan Parmis hazinesinin son kalıntıları. Sizin için de almıştım. Şansınız varmış. Teşekkür ederim. Kimmiş bu Kaptan Parmis? 1000 yıl kadar önce yaşamış Sideli bir korsan. Efsane öyle diyor. Buralarda efsane, mitoloji, hayal, masal ticareti bitmez zaten. Sürer gider. Nasıl yaşamış, sonra ne olmuş söyler misiniz? Topladığı ganimetle, bunun gibi değerli taşlarla Antalya'ya, Side'ye yelken açarmış. Son seferinde bu kıyılarda fırtına yemiş, batmış, ölmüş. Oysa sevdiği kadınla evlenmeye gidiyormuş. Sevdiği kadına da çok üzüldüm, Korsan Parmis'e de. Bizler de üzülürüz. Ama teselli eden bir güzelliği var bu efsanenin. Seven, sevilen ve bekleyenlere bu taş uğur getirirmiş. Bundan bir bilezik yaptırın. Dilerim size uğur getirir. Yoksa sizin adınız Yunus Kaptan değil de Korsan Parmis mi? Yarın gene çıkacak mısınız? Evet, mümkünse. Sabah erkenden buradayım. Peki. Bu taştan bir bilezik yapabilir misiniz? Bakayım. Oo, mükemmel. Antik bir taş. Yunus Kaptan çıkardı. Yıllar önce de sünger için dalardı. Becerisine hiç şaşırmadım. Bilezik ne zaman hazır olur? Olur. Ama yazık olur. Kolye size daha çok yakışacak. Akşama kadar hazır. O kadar çabuk mu? Tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim, güle güle. Kız Zeynep, sen hiç büyümeyecek misin? Aa, büyüdüm Yunus abi, tam 16,5 yaşındayım. Sanmıyorum. Sen hiç cadı, atayım mı seni denize şimdi? Sakın abi, öp, yapma. Dur sen, yapayım da aklın bir güzel başına gelsin. Gel bakayım buraya, gel. Hop. Yapma! Hop! Aşk olsun Yunus abi.
Aşk olsun da başka bir şey olmasın. Hadi, sinemaya gidiyoruz değil mi? Söz vermiştin. Çok yorgunum. Bütün gün güneş yedim. Dökülüyorum. Yarın söz. Yarın. Ne gelmez yarınmış bu? Biz ne zaman sinemaya gideceğiz Yunus abi? Belki bir gün. Of! Aa, asma yüzünü. Bugün az üzülmek, ileride çok üzülmekten iyidir. Nasıl, hayatınızdan memnun musunuz? Başka bir arzunuz var mı hanımefendiler, beyefendiler? Bundan iyisi can sağlığı. Hadi hep beraber evlenelim. Şerefe! Şerefe! Siz eğlenin. Bizim bütün gün anamız bellendi. Hayrola? İbrahim abi bir türlü satışa yanaşmıyor. Ya dünyada ne cahil insanlar var be. 100 milyon lira veriyoruz, kabul etmiyor. Yeri yolunu buluruz, sıkmayın canınızı. Hele bir yarın olsun, hadi içelim. Yarın ne yapıyorsunuz çocuklar? Biz işe, ya siz? Bizim de işimiz var. Belediye reisinden randevu aldık. Festival hazırlıkları için toplantı yapacağız. Melike, sen de geliyorsun değil mi? Hayır, ben denize gitmek istiyorum. Siz başlayın, ben sonra katılırım. Hadi dansa. Kopuyor zamanda. İstanbul'da kocanın ihanetini sana söylediğim için kendi kendime kahroldum sonradan. Neden? Ahlak diye bir şeyin varlığını mı hatırladın? Hayır. Babanın yanına gitmene ben sebep oldum. Dönmeseydin budalalığıma yas tutacaktım. Bir de akıllı geçinirim. Kocamın en yakını, üstelik ortağısın. Sahiden hiç utanmıyor musun? Ortağıyım sadece, dostu arkadaşı değilim. Senin gibi bir kadın aşksız mutsuz yaşayamaz. Kandırma kendini. Yeter, sabrım tükeniyor. Bir gün rezil edeceğim seni, defol. Ne bugün, ne de yarında beklediğim ne dağıldı. Beni o gün senden kıskanan resimlerde sarardı. Bir günah gibi o siyah gözler girdi kalbime, bir rüya gibi ağlarken içim güldü gözlerim. Bir günah gibi gizledim. Ağlarken içim güldü gözlerim. Bir günah gibi gizledim.
yalnız mısınız? Evet, yalnızım. Biliyorum. Dostlarınız gelmeyecek mi demek istedim? Hayır, gidelim. Gidelim. İbrahim dilinden herifi razı edemezsek sıfır oluruz. Düşündükçe çıldıracağım. Hizaya gelecek elbet. Yalnız büyük paranın kokusunu aldığı için fazlasını koparmaya çalışıyor Allah'ın çarıklısı. Vereceğiz çaresiz. En son 150 milyon verebiliriz. Fazlasını isterse ne yapacağımızı bilelim. Uzatmayın, herhalde bir çaresini buluruz. Oho, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Ağa nerede, gelmedi mi? Gelmedi, bir işi çıktı. Buyur otur Murat Bey'iz. Geç şöyle. Soğuk bir bira içer miydiniz? Yok, sağ ol. Anladığım kadarıyla İbrahim Ağa konuşmamak için bizden kaçıyor. İyi bildin beyim. Satmaya pek niyeti yok. Onun arazisini alamazsak, senin arazinin de hiçbir kıymeti kalmaz Murat Reis. Halbuki birlikte olsa senin arsa 50 milyon ederdi. Yazık oldu. Bir yakın akrabası falan yok mu onu kandıracak? Vallahi beyim, benden başka kimsesi yoktur. Kardeş çocuğuyuz. Geçimsiz olduğundan evlenemedi bile. Yani Allah gecinden versin, başına bir hal gelirse bütün miras sana mı düşer? Öyle olur. O zaman senin araziyi biz alalım Murat Reis. Tam 50 milyon. İbrahim Ağa'nın ölmesini bekleriz. Acelemiz yok. İşi anladın değil mi? Yalnız bir şartla. Mirasına düşecek araziyi de bize sattığına dair imza vereceksin. Onun için de senin adına bir İsviçre bankasına açıktan 50 milyon yatıracağım. Ya benden fazla yaşarsa? Sen o işi bize bırak Murat Reis. Biz onun da bir çaresini buluruz. İşte bu senin arazinin satış mukavelesi. Öğleden sonra notere gel de hem bunu hem de sana kalacak mirasın devir işlemini bitirelim. Baş üstüne. Buyur. Hayırlı uğurlu olsun Murat Reis. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle Hacı. Sağ ol beyim. İyi günlere. Kesenize bereket. Sağ ol. Güle güle. Güle güle. Eyvallah. Güle güle. Güle güle. Ne düşünüyorsun? Adamın eceliyle ölümünü bekleyemeyiz herhalde. Ben İstanbul'u arıyorum. Rasim halleder bu işi. Şey, biraz beklesek. İşin beklemeye tahammülü yok. Ne yapacaksak bir an önce yapalım. Alo? Rasim, ben Saffet. Sağ ol canım. Burada yolumuza biri çıktı. İki kişi lazım. Hemen yolla. 10 milyon mu? Tamam, tamam. Eyvallah. Termosta sıcak kahve var. İster misiniz? Evet, teşekkür ederim. Buyurun. Zahmet oldu. Miço nerede? Köyüne gitti. Siz de yalnızsınız. Yok, siz varsınız ya. Gülmek çok yakışıyor size. Dün bütün gece boyunca baktım, hiç gülmediniz. Orada mıydınız? Evet. Gizlice seyrettim sizi. Bağışlayın. Yanımıza niçin gelmediniz? Cesaret edemedim. Neden? Sevinirdik. Hiç de bir sakıncası yoktu. Vardı. Haddim değil ama üzgün gibiydiniz. Dans bile etmeden tek başınıza kalmak istediniz. Kolye de çok yakışmıştı. Niçin takmadınız bugün? Bilmem. Düşünmedim hiç. Taksanız korsan Parmis'te görür, çok sevinirdi eminim. Olur. Takarım bundan sonra. Bugün de aynı yere mi götüreceksiniz beni? Hayır. Bugün size başka sahilleri göstermek istiyorum.
O zaman dümene geçin, yoksa çarpacağız. Nasıl? Beğendiniz mi? Büyüleyici bir güzellik. İnsanın nefesini kesiyor. Herhalde cennet bu olmalı. Kocanızın satın almak istediği yerler buraları işte. Haklıymış. Doğru. Paranın elde edemeyeceği güzellik yok galiba. Bu konuyu kapatalım lütfen. Acıktınız mı? Pek beceriklisiniz. Ustasınız bu işlerde. 11 yaşından beri denizlerdeyim. Eskiden sünger avcılığı yaparmışsınız. Nereden biliyorsunuz? Kuyumcu anlattı. Mesleğinizden, sizden bahsediyordu. Annemi küçük yaşta kaybettim. Babam büyüttü beni. Onun da bütün ömrü denizde geçti. Tabii ben de yanımda. Sonra şileplerde çalıştım, büyük denizlere açıldım. Sonra? Sonra anlayamadığım bir şey oldu. Buraların denizi, güneşi, insanı, ekmeği geri çağırdı. Döndüm. En çok babanız sevinmiştir. Ona da bir şeyler olmuştu. Belki sevindi ama bir yabancıdan farksız sayıyordu beni. Eski Yunus arıyordu. Eskisi gibi değiliz, anlaşamıyoruz. Babalar çocuklarını büyümüş göremiyorlar bir türlü. Ne istesek, dirensek isyan sayıyorlar. Bu ortak bir yönümüz mü yoksa? Hava bozacağı benziyor. Yemeğimizi yiyip hemen dönelim. Söyle Razi. Yolladın mı adamları? Sağ ol. Ben yapacakları işi burada anlatırım. İstanbul'da görüşürüz. Adamlar uçakla geliyor. Yarın işi bitirirler. Olay sırasında biz de hanımlarla Kotra gelsinde oluruz, mesele kalmaz. Bu işi başka türlü halletmenin yolunu bulsak daha iyi olurdu. Hiç hoşuma gitmiyor. Yetti artık be. Hoşuna gitmediyse ayrıl ortaklıktan. Varımızı yoğumuzu koyduk bu iş için. Haklısın ama içimde bir huzursuzluk var işte. Sen karışma. Bütün mesuliyet bana ait, tamam mı? Tamam. Şu kayaların ardına çekildik mi kolayca geçiştiririz. En iyisi kameraya inin. Hayır, o daracık yerde duramam. Duramam. Ah.
Korkuyor musunuz? Hayır. Artık korkmuyorum. Yanlış hesap yapıyorsunuz. O zaman bina yaparız hesabı. Kredimiz hazır nasıl olsa. Kredimin tümünü aldık. Sen yapmadın bak. Gerekli zaman olsun. Şimdiki de söyledik. Bir parçası yapmayacağız. Yani projeyi ona göre yatırımlar nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bir de bunun ödemesi var. Havada iyi bozdu. Ne oldu? Melike Deniz'de. İster misin başına bir hal gelsin? Olur mu öyle şey canım? Yunus Kaptan çok iyi bilir bu denizleri. Meraklanmana gerek yok. Neredeydin? Seni çok merak ettim. Belli oluyor halinde. Ne var? Ne oldu? Fırtınaya yakalandık. Geçmiş olsun canım. Hala uyumadın mı? Uyuyamadım. İyi. Birlikte bir fırtına da biz yaratalım. İster misin? Sarhoşsun, git. Karım değil misin? Seni istiyorum. Burada yatmak istiyorsan ben başka odaya geçeyim. Anlaşıldı. Siz rahatsız olmayın hanımefendi. Ben başka odada yatarım. Mağaraya gidiyoruz. Peki. Hanımlar güzelleşmek için çamur banyası yapmak istiyorlarmış. Teşekkür ederim kaptan. Dünkü fırtınayı iyi atlatmışsınız. Önemli değil. Sizin arsa işleriniz nasıl gidiyor?
Sen nereden biliyorsun? Babam İbrahim Ağa'nın kahyasıdır. Ya öyle mi? Sen kahyanın oğlusun ha? Ya İbrahim Ağa satmakta güçlük çıkarıyor. Haklı olabilir. Ya satmazsa? Paranın halledemeyeceği iş yoktur kaptan. Onun için sonunda benim olacak bu arazi. Çünkü bende para var. Niye gülüyorsun? Hiç sanmıyorum. Bende para yok ama çok istediğim bir şey muhakkak alırım. Yapma! Belki güzelleştirelim. Çamur atayım demedim, sürüyeyim dedim. Al bakalım. Bir güzellik maskesiyimi sürünsenize kızlar. Benim ihtiyacım yok şekerim, henüz o kadar yaşlanmadı. Kadının güzelliği yaşıyla ölçülmez. Kadın güzelse her yaşta güzeldir. Öyle değil mi kocam? Bırakın! Hayır! Sen güzel ama sen daha güzelsin bebeğim. Ay çok teşekkür ederim, sağ ol canım. Ya bırakma, karı görünce. Boş ver. Hadi bakalım. Deve güreşi başlıyor. Hadi kızım, tamam mı, şunları yine yemeyeceğiz. Hadi kızlar, iyi yemeyeceğiz bakalım. Kaçma Cem, omuzumdan çekiyorsun. Hadi kızlar, yavaş. Dikkat et. Yine Kaptan Parmis'in hazinesinden bir parça mı buldunuz? Hayır, bu sefer dünyanın en kıymetli hazinesini buldum. Lütfen durun. Yapmayın. Ne olur. Güzel olurdu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İbrahim'i arıyorduk. Ne yapacaksınız? Tanışı oluruz. Bir iş konuşacaktık da. Şurada, avlunun sonundaki kapı. Eyvallah. Buyurun. İbrahim Ağa sen misin? Evet. Benim. Hı?
atıyorsunuz? Çık yolumdan! Nasıl? Çamur banyosu yaramış mı şekerim? Gün geçtikçe güzelleşiyorsun karıcığım. Hanımlar, bizim işimiz var. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben kuaföre gideceğim. Ben de. Ben de biraz alışveriş yapacağım. Hadi akşama görüşürüz. İşi hallettiniz mi? Evelallah beyim. İşimizi temiz yaparız. Bugüne kadar elimizden uçan kuş bile kurtulmamıştır. Yani öldü mü? Öldüler. Öldüler mi? Anlamadım. Kahya'yı da vurmak zorunda kaldı. Ömer Kahya'yı mı? Üstümüze geldi. Vurmasaydık o bizi vuracaktı. Yazık oldu be. Çok yazık oldu. En iyi arkadaşımdı. En iyi arkadaş paradır Murat Reis. 50 milyon daha yatırdık İsviçre bankalarına senin için. Mirastan düşecek hakkın için de 150 milyon daha alacaksın. Git Rodos'a dinlen biraz, hayatını yaşa. Çekin hazır. Ellerinize sağlık, buyurun çekinizi. Sağ ol. Tamam mı? Tamam abi. Hadi iyi yolculuklar. Murat Reis'e de göz kulak olun. Bu iş hiç hoşuma gitmedi Saffet. Hesapta Kahya yoktu. Ne yapsalardı yani? Sağ mı bıraksalardı? Konuşsaydı da ipi mi boylasaydık? Oğlu bu işin peşini bırakmazsa ne olacak? Gerekirse onu da harcarız. Doğru söylüyor. Dönüş olmayan bir yola girdik. Karşıma babam çıksa onu bile harcarım. Ben hayatımı koymuşum bu işe. Bir kaptan parçası mı durduracak beni? Toparla artık kendini. Yaşa. İçelim artık ve unutalım olanları. Şerefe. Şerefe. Başın sağ olsun. Düşmanları var mıydı? Hayır. İkisi de çok sevilen insanlardı. Son zamanlarda kavga ettiği ya da arasının açık olduğu kimseler oldu mu? İyi düşün. Bir arazi işi vardı İbrahim Ağa'nın. İstanbul'dan gelenlerle bayağı takışıyorlardı. Ama olamaz. Bütün gün benimle beraber mağaradaydılar. Peki babamdan ne istediler? Onun kimseyle bir alışverişi yoktu. Çıldıracağım. Başın sağ olsun Yunus Kaptan. Gerekirse seni tekrar ararız. İbrahim Ağa'yla sizin aranızda bir anlaşmazlık olduğu söyleniyor. Nedir o? Başlangıçta onun arazisini satın almak istedik. Satmayınca biz de Murat Reis'le anlaştık. Yani bizim İbrahim Ağa'yla bir alışverişimiz kalmamıştı. Olaya da çok üzüldük. Olay günü neredeydiniz? Kotra ile ailecek mağaraya gittik. Kotra'nın kaptanı da şahittir savcı bey. Kendisi götürdü bizi. Peki, gidebilirsiniz. Yalnız şehirden ayrılmayın. İfadenize tekrar başvurabiliriz. Teşekkür ederiz. Affedersiniz, ani bir işimiz çıkarsa? Bir yere gidecek olursanız bilgimiz olsun. Olur efendim.
Başın sağ olsun. Biliyorum. Ne yapsam, ne söylesem acını dindiremem. İnan bu benim de matemim. Bundan böyle hayatım boyunca senin bütün duygularını paylaşacağım. Sen istemiştin. Kararımı verdim. Gidelim buradan Yunus. Boşanacağım. Buradan hemen kaçıp evlenelim. Kim ne derse desin umurumda bile değil. Yeter ki seninle uzaklarda olayım. Gideceğimiz gün de gelecek. Ama şimdi değil. Hayır, şimdi. Hemen bu gece gidelim, ne olur. Gidemeyiz. Niçin? Bizi buraya bağlayan hiçbir şey kalmadı. Asıl şimdi bağlayayım buraya. Babamın ölümü boynuma zincir vurdu. Katilini bulmadan hiçbir yere gitmem. Gidemem. Yalvarsam, bu benim senden ilk ve son isteğimdir desem. Babamın katilini bulacağım. Onu mutlaka bulacağım. Daha önce gidemem. Melike, korkuttun bizi. Bütün gece aramadığımız yer kalmadı. Kalk, eve gidelim. Dokunma bana. Perişansın yavrum. Yürü eve gidelim. Dokunma dedim. İğrençsiniz hepiniz. Anlamadım. Doğru. Siz ancak paradan anlarsınız. Para için yapmayacağınız adilik yoktur. Araziyi satmadığı için öldürttünüz adamları, değil mi? Ne susuyorsun? Neler saçmalıyorsun sen? Kulaklarımla duydum konuşmalarınızı. Gözlerimle gördüm. Dinle Melike, ben... Seni mi dinleyeyim? Seni dinleseydim çoktan metresin olmuştum. En yakın arkadaşım dediğim bu aşağılık adam, sen arkanı döndüğün an karına göz diken namussuzun tekidir, biliyor musun? Eğer bilmiyorsan öğren. İşte karına göz diken, her fırsatta bunu tekrar eden bir ırz düşmanı. Para için masum insanları öldüreceğine onu öldürsene. Hadi ne duruyorsun? Para için beni bile satarsın sen. Ne biçim erkeksin be? Yunus'la gidiyorum. Ondan uzak dur. Kılına zarar gelirse seni ihbar ederim. Gerekirse kendi ellerimle öldürürüm. Anlıyor musun? Yalan, yalan söylüyor. İnanma ona. Yok ol, bir daha görmeyeyim seni.
sana geldim Yunus. Bir daha dönmemek üzere geldim. Artık tahammülüm kalmadı, kaçalım buradan. Hayır, kaçmayacağım. Babamın katilleri can vermeden bir yere gitmeyeceğim. Hayır, gideceğiz ne olur. Kim gönderdi seni buraya? Kocan mı? Yunus! Nasıl söylersin bunu? Kocan yolladı seni buraya. İşi örtbas etmek için değil mi? Neler saçmalıyorsun Yunus? Düşündüm, ondan başkası olamaz. Hayır! Sana bu hayatı veren kocanın başına bir şey gelecek diye korkudan ölüyorsun değil mi? Hayır! Doğru söyle! Hayır! Söyle! Hayır! Doğru söyle! Hayır. Yalan! O villaları, kotraları, milyonları veren adama zarar gelsin istemiyorsun değil mi? Yeter! O hayatı kocama ben verdim Yunus. Babam verdi. Ama iğrendim. İlk kez sevgiyi sende buldum. Seni seviyorum. Affet beni. Çılgına döndüm. Düşünemiyorum. Sen benim canımsın. Her şeyimsin. Sensiz ben de yaşayamam. Ne diyorsan, ne istiyorsan kabul et. Kaçalım hemen. Hemen. Alo, buyurun. Ben Davut. Rahatsız ettim efendim, affedersiniz. Korkunç, akıl almaz bir şey oldu. Size bildirmeye mecburdum. Melike'ye bir şey mi oldu, çabuk söyle. Evet, nasıl söylesem bilmem ki. Melike evi terk etti. Bir kotra kaptanıyla kaçmak üzere. Yok, hayır. Ne söylediğinin farkında mısın sen? Beni aldattığını gözlerimle gördüm. İnanmıyorsanız gelin siz de görün. Haber vermeye mecburdum. Karar sizindir. Demek. Yazıklar olsun. Neler saçmalıyorsun Zeynep, kendine gel. Üstelik babanın katilinin karısıyla kaçıyorsun. Anlamadım. Meğer seni hiç tanımamışım. Kim babamın katili? Söyle. Kıyıda bağırıştılar bu sabah, duydum. Kocasına katilsin diye bağırdı. Sor, kendisine sor. İnkar etsin bakalım. Gerçek mi? Doğru mu? Sana sordum. Elini kana bulamanı istemedim, ondan söylemedim. Gidelim bu belalı biliyorum yerden, artık, ne olur. Biliyorum artık, nasıl giderim? Hani seviyordun, kaçacaktık. Şimdi değil, sonra. O Allah'ın belası evden sorulacak hesabım var. Hayır Yunus, hayır. Neredesin? Erkeksen çık ortaya! Neredesin? Buradayım. Sen öldürttün değil mi babamı? Parayla adam tutup öldürttün değil mi günahsızları? Neler saçmalıyorsun sen kaptan? Babanı niye öldürteyim? Tanımam bile onu. Tanıman gerekmiyordu ki. Önüne çıkan bir engeldi ve paran vardı. Ama bu sefer paran kurtaramayacak seni. Dur! O kadar uzun boylu değil.
Ha iki olmuş ha üç, hiç fark etmez. Sen istedin. İşime burnunu soktuğuna pişman edeceğim seni. Asıl ben seni anandan doğduğuna pişman edeceğim. Karar. Adı geçen sanıkların cinayet ve cinayete teşvik suçları sabit görüldüğünden Türk Ceza Kanunu'nun 145. maddesinin 3. fıkrasına istinaden 24'er yıl hapsine karar verilmiştir. Hoş geldin. İyisin değil mi? İyiyim. Yaran kapandı mı? Kapandı. Avukatlar tuttum sana. Pek çok hafifletici sebep var. Cezan az olacak. İstediğin başka bir şey var mı? Var. Buralardan bir an önce gitmelisin. Kötü gözle bakacaklar sana. Kötü konuşacaklar. Bunaltacaklar. Hiçbir şey umurumda değil. Aşkım beni mutlu etti. Utanç duymadım hiç. Lekelenmedim. Başım önüme düşmedi. Seni burada bekleyeceğim. Ne olacaksa ikimize olsun. Suçumuz varsa cezasını beraber çekeceğiz. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hoş geldin baba. Gidelim. Peki. Gelip sana her şeyi anlatacaktım baba. Burası mı? Evet. Çok güzel. Susamıştım.